Yıldız, Aytaş Deniz ve Serdar Sıdık. Dekonumuzdan görüşen ikilişi. İkilişi. Soru cevap programımızın ikinci konukları Serdar Bedin ve Aytaş Deniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Taraftarlarımız bayağı yoğun bir soru yağmuruna tutmuşlar sizi. İsterseniz hazırsanız başlayalım. Sadece taraftarlar değil, tanıdıklar da soru yağmurdu. Evet, değişik sorular sormuşlar. Eşit olsun. Aynen. Herkesi yalamışsın yine. Serdar yine her zamanki gibi herkesi bağlamış. Ben başlıyorum. Sorumu çekiyorum buradan. Evet, oradan rahat gele seçebilirsin. Ahmet 09. Antrenmandaki en hızlı kişi kim? Baktığımız zaman antrenmanda en hızlı kişi Hakan Can Durduk gibi geliyor bana. Daha çok hırsız değil de herkese vuruyor. Herkese vuruyor. Bence Hakan Can Durduk. Senin başka varsa söyleyeceğin hırslı olarak. Hırslı değil de çalışma temposu olarak ben Sabutay abi takdir ediyorum gerçekten. İçimizde en iyi çalışanlardan birisi diyebilirim. Ya beni hiç saymıyorum zaten. Kardeşim hiç çalışmadığı için. Çalışma şeyim yok. Necat 09 kardeşimden gelmiş. Sorum Serdar abiye. Abi 5 numara yerine hangi numarayı seçerdin? Önceden 6 numara giyiyordum. 6 numara sonra 5 numara stoperler falan giyiyordu. Alamıyordu takıma geç katıldığımız için falan. Ama 5 numaranın yeri ayrı bende. Zidane hayranlığı var biraz. O yüzden 5 numara giymekten hoşnutum. Ama olmasaydı 6 numarayı giyerdim yani. 6 numaraya ayrı bir sempatim var ona da. Kanalımıza abone olarak kulübümüze destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. İsmail Çalışkan 09. Sorum Aytaç abiye, Erdinç abi hakkında düşüncelerin nelerdir? Erdinç hakkındaki düşüncelerim, maçta gol attıktan sonra Erdinç'e koşuyorum. Çünkü evet, maça çıkmadan önce onunla bir totemimiz var. Abi seni kulübede bekliyorum diyor, tünelde bekliyorum. Golden sonra yanıma gel diyor. O totemimizle iyi tuttu. Gol attıktan sonra Erdinç'e koşuyorum. İkimiz için de güzel bir heyecan oluyor yani. Keşke bana gelseydi o soru. Takımın en güçlüsü kim? Tabii ki psikopat hesabımız. Maşallah. Sensin be. Tam senden bahsediyorum. Tamam, aynen. İnsan lafın üstüne gelirmiş. Takımın en güçlüsü. En güçlüsü bence de takımın en güçlü ismi İshak Kurt. Tam da üstüne geldi. Yaşar Bozkurt. Şampiyonluk inançları ne seviyede takım olarak? Yani buradaki oyuncu topluluğu herkes şampiyonluğa inanıyor. Ben bu takım kurulduğunda geçen seneden örnek vereyim. Şampiyonluk için kurulmuş. Onun devamı gelmiş. Şampiyon olmuş takım. Burada iskelet kadro kurulmuş. Burada kalan oyuncular olsun. Yönetim olarak, çalışanlar olarak. Bunların üstüne yaptıkları transferler de öyle. Bence bu takım şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah sezon sonunda da hak ettiğimiz yere geleceğiz. Şampiyon olacağız. Ya bireysel olarak gerçekten iyi takımımız var. Şampiyonlukta da bence en büyük adayız. Yani şampiyon olmak çok büyük paralar harcamak değil. Bence karakterli futbolculardan oluşan oyuncu topluluğundan bence şampiyonluk gelir. Bir hava yakalamak lazım. Biz biraz lige kötü başladık sezon başında ama sonradan çok iyi toparladık. Bu da bizim takımdaşlığımızdan, arkadaşlığımızdan kaynaklanıyor. O yüzden bence ben inanıyorum yani bu takımın şampiyon olacağını. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Sorum Serdar abiye, arkanızda böyle bir taraftar olması sizi nasıl etkiliyor? Gerçekten maç boyunca bizi destekliyorlar ve bu destekleri gördüğümüz sürece bizi de maçta hiçbir şekilde bırakmıyoruz. 90 dakika devam ediyoruz. Alamadığımız maçlar oluyor, 2-0'dan döndüğümüz maçlar da oluyor. İyi ki varlar ya, bizler sahada, onlar da tribünde çok iyi savaşıyor. Altay gibi bir takıma gol atmak nasıl bir his? Serdar Sudun. Ya, gol atmak tabii ki de her maçta ayrı bir keyfi var, ayrı bir hissi var. Ama büyük Altay deyince tabii ki de daha farklı oluyor. Öyle bir atmosferde, öyle bir stadyumda. Sayın Başkanım! Başkanlardan oradan bile soru geldi herhalde. Mesela geldim bakalım. Kıyafete en çok para harcayan kim? Ben bizzat şahit oldum. Ya başka kimseyi görmedik alışveriş yani yaparken. Yani alışveriş yaparken kimseyi görmedik. Hani ben giyim tarzlarından bahsedeyim. Hani Umut Kaya evet bir kere gördüm para harcıyor alışverişe. Bir de giyim tarzıyla bence İshak da biraz para harcıyor. Tarzını demiyor ama orada bir soru var sanki. En çok tamam. En çok para harcayan kim? Para Umut. Hani şöyle de bir durum var. Çok fazla alışverişe çıkamadığımız için hep beraber. Hani göremiyoruz. Tabii. Bir kere Umut'u gördük. İyi bir para harcadı. Sana yenge aldığı için. Tabii bana hanım aldığı için kıyafetleri. Ondan izin alarak alıyor zaten. Kendi cebinden aynen. Almıyorsun sen. Aynen. Kötü giyiniyorsun. Ben kötü giymiyorum, sen çok kötü giyiniyorsun. Aa! Tabii Serdar rezil giyiniyor. Eşofman altları falan. Gerçekten çok kötü. Senin pembe çorapları ne yapacağız? Onları hanım tercih ediyor, hanım alıyor. Giymek zorunda kalıyorsun. Yenge doğru yoldasın. Takımın en çalışkanı kim? İshak. Ben İshak diyorum. Ben de İshak örnek alıyorum bu yaşta.
Evet. Çek bakalım. Çektim bakalım. Serdar Sud'un mermi gibi şutları hakkında ne düşünüyor? Neden mermi gibi? Ben mermi gibi şut attığını görmedim Serdar'ın. Bir şeyde attı. Niğde maçında. O da ayağıma değdi. O da şans eseri işte. Ayağına oturdu. Eseri. İki tane gol oldu. İkisi de şans eseri. İkisi de şans eseri. Aynen dediğin gibi kanka. Şans eseri yani. Vurduğumuzda olursa oluyor yani. Buna fazla diyecek bir şeyimiz yok aslında. Sen de ara sıra şut vur da seni de görelim. Ben çok ceza sahası dışına şut çekmiyorum. Ceza sahasının içine geldiği zaman da denk geldiği zaman affetmiyor musun? Aynen. Affetme. Affetmez. Ronaldo mu Messi mi? Ya benim için Messi ayrı yetenek olarak. Ya Ronaldo tabii ki de saygı duyulacak bir adam. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Çalışarak yapın ama Messi olarak doğal yetenek. Aytaç gibi mesela. Estağfurullah. Senin yetenek. Yani. Ya bana kalırsa da Ronaldo'ya inanılmaz saygı diyorum. İnanılmaz bir karakter, inanılmaz futbolcu. Ama benim kendi görüşüm, futbol şeyim, ben dünyanın en iyisi Messi diyorum yani. Ronaldo'yu yalaman ayrı bir güzellik ama. Ben Ronaldo'yu yalasam da yalamsam da olur. Anlatıyor, transfer için uğraşıyorsun. Aynen. Sorum Serdar abiye, Efeler Spor'dan teklif gelince nasıl hissettin? Kendimi çok iyi hissettim. Şöyle bir şey, ben zaten Nazilli'de oynadım. İklim olarak buraya yakın olduğu için direkt aradıklarında görüştüğümde Efeler ondan önce zaten teklif geldi bana. Diğer takımlardan biraz daha beklemek istedim. Efeler Spor'dan teklif gelince hemen kabul ettim. Benim için çok iyi oldu. Gerçekten de iyi ki de Efeler Spor'a gelmişim yani. Öncelikle kulüp menajerimiz Emre Doğan abi aradı. Seni istiyoruz dedi. Telefonda görüştük, şartları konuştuk. Sonra benim bir sezon içinde olan bir 4 maç cezam vardı. Ben de yanlış anlaşılmasın diye Emre abiye dedim ki abi dedim benim dedim 4 maç cezam var. Bunu bilin dedim. Hani sonradan ben oraya geldiğimde cezamı öğrenmeyin dedim. Kardeşim sen bize adamlık yaptın dedi. Ben dedi başkanla tekrardan bir görüşeyim dedi. Başkan dedi onay verirse dedi tekrardan ben sana dönüş yaparım dedi. Sağ olsun başkanımız da biz Aytaç'ı biliyoruz. 4 maç cezası var. Biz onu hiçbir şekilde... Daha anlatacak mı ya? Oğlum başkan da onay vermiş. Ben de çok sevindim, çok mutlu oldum. Cezamın olmasına rağmen beni kabul ettikleri için. İyi ki de gelmiş Efeler Spor'a. Oynanmayan bir sezon vardı zaten. Pandemi dönemindeydik. Başka bir takımla anlaşmıştım aslında ama İzmir'de, İzmir bölgesi işte Ege bölgesi olduğu için ve birazcık araştırmak için gün istedim daha doğrusu. Fazla da sürmedi. Akşama 2-3 arkadaşımı aradım zaten. Güzel şeyler duyunca hiç düşünmeden geldim yani. İyi ki de gelmişim. Çok güzel bir ortamdayız gerçekten. Aksaray maçındaki geri dönüş hikayesini anlatır mısınız? Kazanacağımızı hissetmişler miydi? Ya tabii ki de her maça kazanma hırsıyla çıkıyoruz. Ya Aksaray lider takım gelmiş. Ayrı bir motive tabii bizim için. Diğer takımlar bize nasıl hazırlanıyorsa biz de onlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Yani maç ayrım etmiyoruz. Ama dediğim gibi itici güç olduğu sürece arkamızda taraftarlarımız, dışarıda bize inanan başkanlarımız olsun, Fatih Başkanımız, Eymen Başkanımız, Emre Doğan Genel Menajerimiz, yönetimdekilerimiz. Ya onları gördükçe birlik oluyoruz ve üstesinden geliyoruz ya. Yani Aksaray maçında kazanacağımızı ben şöyle hissettim. Efeler otelden çıkarken o taraftarlarımızın bizi karşılaması, meşalelerle gelmesi, bizi desteklemesi. Gerçekten ben kendim söyleyeyim bu maçı kesinlikle kazanırız dedim. Çünkü statta da çok güzel bir atmosfer vardı. 2-0 mağlup duruma düştük ama hiç kimse sağ olsun sağ içinde bırakmadı mücadeleyi. Golü bulunca, 2-1 olunca inanılmaz bir destek geldi taraftarlarımızdan. 12. adam gibi. Onların da vermiş olduğu destekle maçı kazandık yani bizim için çok iyi oldu. Öncelikle Aytaç kardeşimle gurur duyuyorum. Adam gibi adam o. Takımda en iyi anlaştığı kişi kim? Başarınızın devamı dilerim. Kim o? Doğru söyle. Doğru söyle. Mahallenden abin değil mi? Bu bizim oradan bir abimiz. Mehmet abimiz. Sağ olsun beni çok destekler. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Serdar'la iyi anlaşıyorum. İlk buraya kampa geldiğimde de sezon başı. Serdar'a kanımasındı daha çok. Serdar'la iyi anlaştık yani. Teşekkür ederim Sait Bey. Şehir hakkında ne düşünüyorsun? Gelişmiş bir yer zaten. Ege'mizin en güzel yerlerinden bir tanesi diyebiliriz. Her yere yarım saat, bir saat uzaklıkta. O yüzden güzel yani bizim açımızdan. Dediğim gibi ben İzmirliyim, İzmir'e de yakın. Yani her futbolcu Ege bölgesinde, bu taraflarda oynamak ister. Yani o yüzden bence çok güzel bir şehirde futbol oynuyoruz. Serdar'ın da dediği gibi her yere yakın. Sorum Aytaç Deniz'e gitti, her takımda fark yaratmıştır. Allah Allah. Attığı goller ve başarılı performansıyla kendini sürdürmüştür. Şimdi Efeler'le de başarılı bir ilk yarı geçirmiştir. İkinci yarıda bireysel ve takım olarak hedefi nedir? Sezon sonunda şampiyonluk gelir mi? Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ ol kardeşim. Yani her gittiğin takımda fark yaratmaktan ziyade her futbolcu her gittiği takımda başarılı olmak ister. Başarılı bir performans vermek ister. Ben de buraya geldim. Dediğim gibi 4 hafta cezam vardı. Cezam bittikten sonra güzel bir sezon geçiriyordum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ondan sonra tekrardan dönüşüm benim için yine
iyi oldu. Şampiyonluk içinde, ikinci devre içindeki hedeflerim yine takıma katkı sağlamak, yine atabildiğince gol atabilmek, as yapabildiğince as yapabilmek, takımıma katkı sağlamak, takımın şampiyon olması nasıl olacaksa, o nasıl katkı sağlayacaksam öyle katkı sağlamak istiyorum yani. Bunu her futbolcu ister. İnşallah da katkılarımla takımda şampiyon olur. Yurt dışından tuttuğunuz takımlar var mı? Messi'nin olduğu takımlar ayrıcalıklı takımlardır. Messi'nin gittiği her takımı destekliyorum. Zaten iki takım var gibi, Barcelona, bir Paris. Teşekkür ederim. Ya evet. Takımın en geç hazırlanığı. Bence... Ben İshak çok süsleniyor. Saçlarını tarıyor özellikle. Kardeşim. Evet, saçlarına falan sprey sıkıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla Umut Kaya diyorum ben ya. Evet ya. Aynı odada kalırız tesiste. Çok üstüne düşüyor ya. Ne Messi ne Kaka. Yeter bize Umut Kaya. Takımda iyi şut vurabilecek ayaklar olmasına rağmen berabere kalınan mücadelelere baktığımızda şut denemelerinizin az olduğunu düşünüyorum. Maç içerisinde Efeler 09'un rahatlıkla şut ile skor üretebileceğini düşünüyorum. Bu konuda sizin fikrinizi merak ediyorum. İkinci yarıda başarılar Efeler. Uzaktan şut olarak takımımıza gerçekten topa iyi vuran, şut, iyi şut çekebilen futbolcuları var. Ben kendimden de örnek vereyim mesela. Daha bir iyi alternatif varsa, uzaktan şut çekmek yerine daha iyi bir tercih varsa onu kullanıyorum. Tabii uzaktan şut çekmek, uzaktan gol atmak bir futbolcu için de çok güzel bir şey. Serdar mesela Niğde maçında bunu gerçekleştirdikten uzaktan şut atarak çok güzel bir gol attı. Kenara oynadığım için çok mesela uzaktan şut atma pozisyonu çok net geliyor. Ancak içeri çekip vuracaksın. O da bağ çok olmuyor. Olduğu zaman vuruyoruz. Ama takımda gerçekten iyi şut çekebilen arkadaşlar var mesela. Umut olsun. Uzaktan attığı golle. Serdar olsun. İshak da uzaktan gol attı. İnşallah ikinci yarıda bunları devam ettirip uzaktan şutlarla tekrardan galip gelmek istiyoruz. Mermi gibi ateş ediyoruz. Benim mermi şutlarım. Serdar'ın mermi şutları. Bundan sonra benim şutlarıma mermi diyecek. Aynen. Pozisyon gereği bana fazlalıkla düşüyor pozisyonlar. Ama ben daha çok gol attırma peşindeyim. Ama vur dediler, vur dediler, vurdu. Gol oldu iki tane. O da güzel bir duyguydu. Takımın emleri. Bu Umut Kaya diyelim. Aytaş denildiği unutmayalım tabii ki de. Estağfurullah. Ben saymıyorum bak kendimi. Ya röportaj yaptığımız için biz de kendimiz çok fazla saygımız. Ben de sana saygı duyuyorum da. Ya sana çok fazla saygı duymuyorum da. Estağfurullah. Yani takımın enleri. Kanka. Ben de Umut Kaya ve Sabutay abi diyorum. Çünkü daha önce Survivor top oynamışlar. Onlar da gayet iyi anlaşıyorlar. En sevdiğin şarkı türü. Daha çok biz gurbette olduğumuz için, şeyden aydın uzak kaldığımız için, daha çok böyle kamplarda olduğum için arabesk müzikler dinlemeyi ben çok seviyorum. Ben de fark etmiyor ya. Arabeskten yabancıya dönüyorum. Yabancıdan ne bileyim işte popa. Fark etmiyor yani. O an kulağıma ne hoş geliyorsa öyle devam ediyorum işte. Ama Aytaş diyor ki Azeraç. Allah'ım yarabbim. Azer nedir bu abicim? Murat sana Azer'i alıştırdı. Murat bana Azer'i alıştırdı. Murat sana Azer'i alıştırdı. Aynı odada kalıyoruz Murat'la da. Lan biz de Azer'i seviyoruz da kardeşim. Bu kadar Azer aşlanmaz yani ya. Ayıp. Çok seviyoruz, dinliyoruz. Takımın en tarzı yineni. Ben İshak diyorum. Hanginiz daha dağınık? Aynı odada kaldığımız için. Hadi bakalım. Bence Serdar benim daha dağınık. Ben Umut bakışı var biliyorsun değil mi? Umut bakışı. Umut şöyle bakıyor. Ya gerçekten ayıp. Benim gördüğüm ben neredeyse ben her gün bak. Kendi tarafımı her gün temizliyorum bak. Temizle diyorsun. Yok ben sonra yaparım deyip geçiyorsun. Ayıp sana. Ama mesela sen de teyiste olmadığın zaman, izine gittiğin zaman, ben sen erken geldiğin zaman odayı ben toparlıyorum, ben temizliyorum. Yani bence Serdar bana göre daha dağınık. Ya buna hiçbir şey söylemek istemiyorum ya. Herkes biliyor odada, herkes. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sana yenge biraz temizliği öğretsin. Ben elle temizlik yapıyorum kardeşim, sıkıntı yok. Yaparsın. Ha hanımcı kardeşim ya. Durmuş 0-1. Aa Durmuş kanki. Abim. Aa sen bu seriyi sen yap. Durmuş abim kanki. Durmuş abim. Serdar Soğuk'un kardeşime sorar mısınız? Okey 101 de yenilince ne hissediyor? Abi 3 defa yendim. Burnum köpeğin olayım ya. 5 senedir oynuyoruz. 3 defa yendim. Yapma be abi ya. Lütfen abicim. Ben de mi? Serdar'ın ben sinirini göremiyorum zaten 101'de. Beraber eş olduğumuz için. Evet hep yeniliyor. Ne kadar kötü. Bir şeyine oynarken hep yeniliyor. Ama bir şeyini oynamıyoruz ya. Mesela hep yeniyor. Win. Winder oluyorum orada. En üst seviyesin ya. Aynen. Ama bir şey olunca elin ayağın titriyor böyle. Elim ayağım titremiyor. Taş gelmiyor. Bir şey taş çekemiyor. Taş çekemiyor yerinden. Elim titriyor. Hesap edeceğiz diye. Serdar aşabilecek mi diye. Hesap edeceğiz diye elimiz titriyor. Eyvah. Allah. Takımımızın bırak. Aranızda diyor. Tamam takımımızın. Aranızda ben diyor. Takımımızın ellerinden Umut Kaya. Aranızda kim daha yakışıklı? Buna ayrı bir şey yapalım. Tamam buna ayrı bir takımda olsun, dışarıda olsun ayrı bir anket yapalım. Bakayım. Ben de sana bakayım. Sen daha yakışıklısın. Teşekkür ederim kardeşim. Hiçbir tevazu olamayacağım. Ben daha yakışıklıyım gerçekten. Ciddi misin ya? Ciddiyim. Bir söyleyin ya. Aytaç mı? Sen Allah kahretmesin. Kel kalktı kel. Bak anketimizi yaptık, Aytaç geldi. Tamam lan Aytaç, sen daha yakışıklısın. Estağfurullah, sen daha yakışıklısın kardeşim. Adaşım olan Serdar Sudan'a sorum bu. Eşsiz orta saha formunu neye borçlu? Eşsiz orta saha formunu neye borçlu? Düşüncelerin için ilk önce teşekkür ederim. Ama normal her maça çıktığımız gibi oynuyoruz. Birliktelikle
mücadeleydi. Ben varsam takım arkadaşlarım sayesinde varım. Yoksam da yokumdur yani. Ona fazla diyecek bir şey yok ya. O kadar fazla ukala olmaya gerek yok. Sen iyi bir ukala değil. Yok, ben sen daha çok ukalasın. Baştan sonra nasıl şunu yaptım, nasıl şöyle yaptım diye. Kendini biraz övmeyi seviyor arkadaş. Biraz ya seviyor ben değil yani. Al kağıtta yazıyor kardeşim. Tamam kağıtta yazıyor da büyük ihtimalle akraban senin. Serdar Kaya ismi de yabancı değil. O değil o diye. Attım ben en alt attım bulma değilse. Sakladım onu direkt. Kardeşim tanımıyorum. Takımın en efelerlisi kim? Takımın en efelerlisi. Gökhan Bulut. Tabrican diyebiliriz. Uğur var. Uğur var. Genç arkadaşımız. Yeni Emre geldi. Yeni transferimiz Emre Akbulut. Onlar efelerli. Ama biz de yavaş yavaş ilerliyoruz. Serdar da efelerli olma yolunda zaten. İnşallah 4. 5. 6. seneyi de yalar. Buradan Sayın Başkanımıza sevgiler, saygılar. Yine bağlama yaptı kardeşim. Hadi hadi. Altyapıdaki oyuncular hakkında düşünceniz nedir, ne yapmalarını önerirsiniz? Altyapıdaki oyuncular için onların durumundan biz de geçtik. Çok çalışmaları lazım öncelikle. Biz de onların geçtiği yerlerden geçtik. Bize de abilerimiz olmanız için çok çalışmanız gerektiğimizi söylüyordu. Biz de çok çalıştık, buralara geldik. Onlar da aynı şekilde daha çok çalışıp inşallah bizden daha yerlere gelirler. Yani futbol yaptığımız meslek çalışmaktan, mücadeleden geçiyor. Aylaklı bir şekilde çalış, inşallah yerlere gelirler. Yani önerilerimiz bunlar. Öncelikle çalışma tabii ki de ama hocalarını ve onlara söylenenleri iyi dinlesinler. Yani kulak arkası etmesinler. Bir şey söyleniyorsa büyükleri tarafından, hocaları tarafından yaşanmış şey var ki söylüyorlar. Yapsınlar. Tek söylediğimiz şey o. Dinlesinler. Dinlemeyi ve çalışmayı iyi yapsınlar. Ömer Akif 10. İdolünüz var mı? Varsa kim? İkiniz için yazmış. İdolüm? Ya ben Zidane. Zidane'cıyım. Zidane yani. Ribery diyorum ya. Ribery'i çok örnek almıştım zamanında. Beni? Seni niye örnek alacağım ya? Süper Lig'de hangi takımda oynamak isterdiniz? Yani her futbolcunun Süper Lig'de oynamak hayali vardır. Üç büyüklerde benim hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Aynı şekilde. Buyurun ben Çelik. Nazilli'de Aydın Manşet kazasında Nazilli'den tanıdığımız bir arkadaşımız. Nazilli'de yaşadığı şampiyonlukta unutamadığı an. Son 5 maç kala 9 puan geriden gelip Tayyip'i önüne geçip şampiyon olmuştuk. Son maçta Yomra'da 90+3'te Muratcan'ın attığı penaltıyla 1-0 öne geçtik. Bizim maç bittikten sonra rakip takımın maçını beklemekti. Bir 10 dakika 12 dakika uzatma vardı. Maçın skorunu beklerken yaşadığım anı unutamam yani. Hakem düdüğü çaldıktan sonraki o şampiyonluk sevinçlerini, mutluluğunu hiçbir şekilde unutamam yani. Tekrardan tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah bu sene de yaşarsın. İnşallah kardeşim. Hep beraber. En çok küfür eden oyuncumuz. İshakkurt her futbolcu biraz küfür eder ama ben de lakabımda zaten diğer takım oyuncularda küfürbaz Aydo diyor derlerdi. Ama buraya geldikten sonra benden daha çok küfür eden İshakkurt. Sabutay abi de çok küfür ediyor ya. Sabutay abi de çok etmiyor ya. Sabutay abinin bak iki kelimesinden bir. Ama ona bakarsan Umut'un da iki kelimesinden bir. Evet oluyor. Ya. Umut da çok ediyor. Sen de çok ben ediyorsun. Ben kendimi söylemiyorum. Sen kendini söylemiyorsun. Kendimi söylemiyorum. Sen zaten kelime dağarcığında sıkıntı yaşadığın için çok fazla küfür edemiyorum. Ben. Yani daha çok fazla küfür ediyorum. Sana kitap alacağım. O kadar. Takımda en iyi ikili kim? Tartışılır ya. Bence de tartışılır yani en iyi ikili. Tartışılır. İkililerimiz çok. Ben senin en iyi ikili şey ya. Hakan Can'la Furkan Çarpçı. Kendi haline takılıyorlar. Yok yok. İkililerimiz çok ya. İkili tabii. Takım içinde ikilimiz çok. Salah çok konuşan ikili. Sabutay abiyle ise maçı kazandıktan sonra soyunma odasında nasıl bir kutlama oluyor? Yeni bir kutlama keşfettik. Onu daha yapmadık, yapacağız ama. İkinci yarıda Allah izin verirse ilk maçımızda sahada kazanırsak ya orta sahada sahanın dışında yapmayı düşünüyoruz ya da işte soyunma odasında bakacağız yani o anki psikolojimize bağlı. Soyunma odasındaki kutlama iki laylayla ondan sonra güzel bir selfie çekiliyoruz. Ondan sonra herkes düşünme oluyor. TSE ya evine dağılıyor. Burak Alkan 97. Takımın en kötü giden futbolcu benim gördüğüm Furkan Çarpçı. Furkan Çarpçı ve Hakan Can Durdu. Müthiş ikili ya. Müthiş ikili. Her yerde varlar. Her yerde. Takımın en çok yemek yiyen Emirhan olabilir. Emirhan evet olabilir. Bence Ahmet Sağ. Ahmet Sağ. Ben de ikini koyayım o zaman yanına. Muhteşem ikili olsun. Aynen kesinlikle. İyi yiyorlar ha değil mi? Ben sezon başı kampına geldiğimde Ahmet'in tabağını görünce bunu iki tane futbolcu yer dedim yani. Bu Ahmet'e çok yükledi. Bir şey söyleyeceğim. Süleyman'la sen özellikle Ahmet'e çok yükledin. Biz takımına çok yemek yediğini Süleyman desem onu da mı satmış oluyorum? Sonuçta bunlar yayınlanacak Süleyman'la yani. Süleyman'la ilgili hiçbir şey gelmedi ya. Süleyman'a biraz sallayalım. Ama Süleyman'la ilgili bir şey gelmedi. Çok beyefendi, çok efendi. Ya tatlı abi. Tatlı abisi. Maşallah. Lakabı da Kemal Sunal. Ben Kemal abi. Omuzu şöyle yan yürüyor ya. Kalk ulan babamın koltuğundan. Burak Alkan 97. Aşk her şeyi affeder mi? Affetmeyin kardeşim. Affetmeyin bak. Bence de affetmeyin. Ben burada evli olduğum için bu soruyu Serdar biraz şey yapsın bekar olduğu için. Ben evlendim. Bayağı bir zaman geçti üstünden. Bekarım ben. Aynen. Başkanım bir soru. Tamam tamam. Atlamayacağım kimseye söz. Kapat yok. Başkanım önce diyor ya. Serdar sana bir şey söyleyeyim. Tamam başkanım sakin olacağım diyor. Sakin ol ya diyor lütfen. Ama olamıyor. Bir gün başkan beni kovacak ama ne zaman kovacak?
Özellikle sen. Özellikle senin çenene sen, vur bu iş. Serdar, ayakları gitmeyince çenene vuruyor. Benim ayaklarım gitmeyince hazırlık maçlarında tamam çenene vuruyor ama lig maçına çok gelmiyorum. Ama Serdar'ın lig maçında da hazırlık maçında da her şekilde çeneye vuruyor yani. Ne zaman ya? Her maçta. Kardeşim sen benden daha çok. Bak şu anda başkanımız bile arkadan sana... Başkanımız bile şu anda arkadan bağırmadı mı? Serdar öyle yapıyor, sakin ol diyor. Neden? Ama bak Aytacı tut diyor oradan. Aytacı tut demiyor. Aytacı tut dedi. Aytacı tut, sen çeneni kapatıyorsun evet. Yani çeneni tut diyor. Başkan o diyebilir yani. Bunun da maç öncesi duygularınız nasıl oluyor? Bunları da söyleyeceğiz efendim. Her şey. Her şekilde maça hazırlanıyoruz. Özellikle arabesk. Müslüm. İçerideki maçlar özellikle maça giderken müzik açıyoruz. Soyunma odasında müzik açarak motive oluyoruz. Herkes farklı bir şekilde motive oluyor. Yani toplantıyı bile arabesk müzikle yapacağız diye çok korkuyoruz. Aynı. Abi İshak abi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya İshak'la benim aramda çok farklı şeyler var. Yani nasıl çok farklı şeyler? İşte onu açıklayacağım kardeşim bir durursak. Yani İshak Serdar benden daha önce tanıyor. Ya biz 3 sene oldu beraberiz. Mu? Aynen oynanmayan bir sezonumuz da var. Gelen 2 kişi biziz zaten İshak'la ilk gelen. O yüzden İshak benim için gerçekten yeri çok farklı. Ya çok şey söyleyesim var da saatler sürer. O yüzden kardeşim diyeyim, canım diyeyim, ciğerim diyeyim. Benim... Peçete getireyim mi? Altın keltoşum diyeyim yeter. Peçete getireyim mi? Hayır kardeşim peçeteye gerek yok. Ben sadece İshak'a senin ben gibi İshak'a başkanları burada... hocaları övmüyorum. Yok ben bir şey övmedim şu anda da. Ben İshak'ı burada tanıdım. Sezon başında geldim. Kampta başladı tanışmaya. Şu anda nereden baksan 5-6 ay geçmiştir. İlk de tanımışım yani İshak'ı. Altın golcümüz. Arda Uçan kardeşim. Çok güzel bir soru sormuş aslında. Benim de hayalim senin gibi profesyonel olmak. Tavsiyeleriniz var mı? Az önce cevapladım. Dediğim gibi hocalarınız ve büyüklerinizi dinleyin. Ve çok çalışın. Çalışmaktan vazgeçmeyin. Mücadele elden bırakmamaları lazım. Hocalarını, abilerini, büyüklerini, onlara birileri bir şey söylüyorsa tecrübeli abileri, hocaları. Onları iyi dinlesinler. Onların yollarından ilerlesinler. İnşallah onlar gibi bizim gibi bizden daha yerlere gelirler diye düşünüyorum. Gol atınca oluşan his. Ya her futbolcu sahaya çıktığı zaman bu defans oyuncusu da olsun. Orta saha, forvet hiç fark etmiyor. Gol atmak ister. Ya saha içinde gol atınca olan his çok farklı bir şey. Çok güzel bir şey bence. Ya ben kendi açımdan gol atınca kendimi saha içinde çok mutlu ve özgüvenli hissediyorum. Mesela farklı şeyler düşünüyorsun ama gol attıktan sonra deli gibi bayrağa doğru koştum yani. Ne yaptığını bilmiyorsun ki o an. Unutuyor insan yani. Nasıl? Ben mesela... Ondan sonra oradan gelen kişiler zaten her şeyi anlatıyor ya. Arkadaşların gelince arkandan. Çok farklı duygular yani, oluşuyor. Benim attığım gollerde de güzel his. Yani. Erdinç'e koşmak oldu yani. Erdinç de bir aramızda bir totemde. Erdinç? Erdinç. Malzemeci arkadaşımız Erdinç. Erdinç'i yalıyor bir oldum ben kardeşim. Sıra bende. Sen de bunu sil bak şuraya gel. Şurada kalmış bak. Şurada kalmış. Takımın en iyi sağ ayağı kim? Bence Sabutay abi. İnanılmaz 50 metre pasları var. Ya ne gülüyorsun? Ne demek şey söyleyeyim? Hayır. 50 metre pasları var. Çaprazdan yani sağ çaprazdan sol çapraza tersi. İnanılmaz paslar. Sağ çaprazdan mesela sol çaprazdan tersi değil de sağ çaprazdan sağ çapraza. Sağ çapraza. Süleyman sana hiç top atmıyor evet farkındayım bunu. Yani. Onu özellikle konuşman lazım. Ya, ama Süleyman'ın önüne attığı asistler özellikle asistleri bak mesela 5. pas bile olduğu için asist. Kesinlikle. Yani Sabutay bir pas veriyor. Top 4 kere başka birine değiyor. Golde benim de asistim var diyor mesela. Mide maçında adamlar topu uzaklaşırken Sabutay abi çok güzel bir şekilde topu Tuşin'e indirdi. Furkan Tuşuk inanılmaz şekilde güzel bir ara pas attı. Hemen Sabutay abi benim inanılmaz asistimle dedi. Bunları çok iyi yapıyor yani çok seviyor. Bana sorarsan Umut Kaya ya. Tek geçerim abi. Sabutay Alper Bayülken. Al takım kaptanı al. Bu Ender. Evet. Oh, iyi, iyi. Liderimiz, aynen, önderimiz. Liderimiz, önderimiz. Örnek aldığımız örnek kişi. Örnek aldığımız kişi, profesyonel. Son sorumuz, hadi bakalım. Bakalım şanslı. Altay galibiyetini ne hissettiniz? Onda sen yoktun, sen söyleyemezsin. Altay galibiyetini hocamız beni kadroya almamıştı. Burada niye giriyorsun ki yani okullara? Konulara girmiyorum, hocam kadroya almadı dedim ya. Allah Allah. Maçta almadı kadroya. Hocam seni almayabilir yani. Almayabilir, sıkıntı yok. Sadece o maçta ben bir şey hissedemedim yani, hissettim. Çok sevindim. Altay gibi takım elediğimiz için çok mutlu oldum ama tribünde olsun, soyunmada olsun takım arkadaşlarımıza destek verdik. Onlar da ben orada oynarken kazandı. Beni kıskandın değil mi? Yok seni kıskanmama gerek yok. Gol attım sana koştum. Sen çünkü Erban maçını oynamışsın yedek kalmıştın. Ben Erban maçını hocam da orada beni kesti. Aynen. Ben de Erban maçını ilk oynadınca hoca beni dillendirdi herhalde diye düşünüyorum. Sen o maçta yedek kaldığın için Altay maçında oynadın. İyiydi. Evet Kamil kardeşim senden bir soru almak istiyorum ya. Rastgele hakkında gerçekten ne düşünüyorsun? Mesela buradaki yaşam tarzı,
Yani bedeni gelişmiş. Serdar da biz aynı zamanda oda arkadaşıyız. Tesiste kalıyoruz. Efeler ilçesinde kalıyoruz tesisimizde. Mekan versek şey olmayacak mı? Mekan... Çok ayrıntı vermeye gerek yok. Nerelere gidiyorsanız diyorsun. Antrenman nasıl yapıyoruz. Antrenmandan geliyoruz. İstirahatimiz yok. Dinlememiz yok. Dinlememizden sonra canımız isterse arkadaşlarla, canımız isterse bir yerde yemek yemeye gidiyoruz toplanıp. Biz günlerimiz böyle geçiyor. Serdar'la zaten 7-24 aynı odadayız. Arkadaşımız zaten şey, yatağında kuluçka yatmış şekilde. Öyleydim. Öyleydi zamanında. Şu anda biraz toparladı kendini. Arada sırada dışarı çıkmaya, kahve içmeye başladı. Ondan önce hiçbir şekilde ne kahve içmeye, o odada, tesiste, lobide... Beni mi anlatacaksın? Yani, okey oynamaya bile gelmiyordu yanımıza, yani oturmuyordu. Biraz kız arkadaşından korkuyordu herhalde, çıkamıyordu dışarıya. Abi buralara neden giriyorsun? Sen yengenin korkusundan hiçbir şey yapamıyorsun. Ben hanımın korkusundan bir şey yapmaktan dedi. Niye buralara girdik? Arka? Niye bileyim? Boş ver gel. Tamam, devam et. Abi bizi bir önümüze düşüre gel. Ayet, bizi kimse ayıramaz. Evet, tek merak ettim, kim daha çok konuşuyor? Kim daha meraklı yani? Her şeye bir var. Aytaç. Ben daha çok konuşuyorum Serdar'dan, daha meraklıyım. Çünkü Serdar çok fazla konuşamıyor, kelime darcığı yok. Çok fazla konuşamadığı için 3-4 kelime biliyor, onları konuşuyor. Ben onlara daha çok konuştuğum iki için... İki kelimeden biri küfür. İki kelimeden biri küfür olduğu için zaten her zaman bir esprim var Serdar'a. Çok konuşamadığı için sana bir kitap alacağım. Genel kültür olarak bir okuma peki, olarak... Peki sorar mısınız? Kimin çantasında kitap var? Serdar'ın çantasında kitap var. Sor bakalım kaç kere okumuş. Evet, kim kitap okuyor mesela? Okuyor musun? Yani en son okuduğun kitap ne? Benim Zülfü Livaneli, Serenat. Şu an bilinçaltının gününü okuyorum. Okumuyor yani, okumaya çalışıyor. Sezon başından beri... Heceleyerek okumayı öğretmeye çalışıyorum. Yeni okumuyorum arkadaş. Sezon başından beri kitap şeyde, teyiste masanın üstünde duruyor. Ara sıra çantama koyup havalanda yanımda taşıyor. Havalanda, uçakta falan yanında alıyor, açıyor, okumuyor tabii. Bir göz gezdiriyor. Tabii. Genel kültür hani ben iyi genel kültürüm. Kapağı açıyorum, telefonu oraya koyuyorum. Reels ya, videoları onları izliyorum falan. Öyle peki şimdi benim sorum var sana. Sor. Eymen Atay. Eymen Başkan. Yani Eymen Başkan hakkında çok söylenecek şey var da tabii her şeyi burada söyleyemiyoruz yani. Neden? Söylenmez tabii. Sonra peçete veriyorsun. Ne söyleyeceğim? Sonra peçete veriyorsun. Peçete orada var. Başka peçete yok mu? Yok. Ama sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Eymen Başkan'ı ben sana sorayım. Sen benden daha iyi tanıyorsun. Daha çok zamanınız geçti. Şampiyonlukta olsun. Daha güzel günlerimiz geçti. Şimdi de çok güzel günlerimiz geçiyor. Sağ olsun, ben Eymen Başkan hakkında şunu söyleyeyim. Gerçekten bu işe gönül vermiş bir başkan. Genç olmasına rağmen çok araştırıyor, çok koşturuyor. Takım başarılı olması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizim için de çok güzel imkanlar sağlıyor. Çok teşekkür ederiz. İnşallah burada şampiyon olup şampiyonluk kupasını Eymen Başkan'a hediye etmek istiyorum yani takım olarak da. Senin bana var mı sorun? Benim sana sorum yok ya, olamaz çünkü cevaplayamıyorsun. Fazla konuşamadığın, şey yapamadığın için ne sorayım ben sana? Ben de sana Eymen Başkan'ı sorayım. Peçeteyi bir alayım. Peçeteyi al sen, yoksa ben sileceğim. Eymen Başkan ya, başkanlık onun için çok farklı bir şeyler söylenebilir ya. Abi diyelim, arkadaş diyelim, dost. En önemli dost. Ben ona her zaman diyorum yani. Takım kurmuyorsun, aile kuruyor. Kesinlikle. Takım kurma değil. Eymen. Onu ben burada başkan hissettim zaten yaptığı, geldiğimde aile ortamını. Aile kurma, gerçekten de aile kurma. Saygı, yani başka hiçbir yapacağımız hiçbir şey yok ya. Saygı, sevgi, beslemekten başka hiçbir yapacağımız bir şey yok. Yani i̇yi ki var. İyi ki var tabii. Başka bir şey yok. Başkanımız bize saygı duyuyor. Biz de ona çok saygı duyuyoruz. O bizden memnun, biz ondan memnunuz. Zaten buraya çok araştırarak, giderek, karakterli futbolcular almış. Biz de ona takım olarak elimizden gelen her şeyi yaparak şampiyonluk yaşatmak istiyoruz bir tekrardan. Son olarak hep beraber ikimiz beraber söylüyorum. Son olarak Şampiyon Efeler Spor. Şampiyon olmak istiyoruz yani. Tek amacımız, tek gayemiz bu. O meydanda geçen seneki gibi, geçen senekinden daha iyi bir şekilde kutlamak istiyoruz. Armağan etmek istiyoruz ya kupayı. İkinci yarılar genellikle daha çok zor geçer. Zaten taraftarımız bizim arkamızda. Bunu bize hissettirdiler. Zaten en son Aksaray maçında. Tekrardan bu 12. adam olarak onlardan ikinci yarı özellikle iki maçlarda, içerideki maçlarda yine aynı şekilde desteklerini bekliyoruz. Onların da desteğiyle Efeler Spor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Efeler'e şampiyonluk yakışır. Efeler 09 SFK kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenileri unutmayın. Instagram, Twitter, YouTube hesabına hepsine abone olun. Bizi takip edin. Sizleri seviyoruz. Takipte kalın.